Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde özel bir röportajımızı sizinle paylaşacağız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Hüseyin Bağcı konuğumuz olacak. Sayın Bağcı, Türkiye ile Amerika arasında yaşanan S-400 krizi ve Amerika'nın Suriye'deki yeni planını değerlendirecek. Sayın Bağcı, Joe Biden yönetiminin Türkiye ile ilgili açıklamaları devam ediyor. Kısa süre önce Temsilciler Meclisi'ndeki 170'i aşkın vekilin ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Türkiye'ye baskı uygulanması yönünde mektup kaleme aldığı ortaya çıktı ve mektupta Türkiye ile ilişkilerde insan haklarının ihlali ve demokrasinin zayıflamasının dikkate alınması gerektiği çağrısı yapıldı. Bu arada kritik bir açıklama da geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ile ilgili çarpıcı paylaşımlar yaptı. Malumunuz S-400 ile ilgili de gerginlik hali hazırda sürüyor. Tüm bunlar ışığında yeni dönemde ilişkileri nasıl yorumlarsınız? Evet, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında özellikle değerler paketi açısından sorunlar var. Yani demokrasi, insan hakları konusunda ABD'nin Joe Biden yönetimiyle ilgili olarak Türkiye yaklaşımında önemli bir görüş farklılığı var Donald Trump yönetimine göre. Bu birincisi. Bu sorun nasıl çözülür, çözülebilir mi? Senato üyelerinin mektubu nasıl etki yaptı, nasıl yapabilir Türkiye'yi, ne derece etkiler sorularına verilecek yanıt? Etkilerinin görülmeye başlamış olması. Türkiye hem şey anlamında, hukuk anlamında hem de ekonomik anlamda zaten reform yapma sürecine girdi. Hı hı. İşte dün de insan hakları ile ilgili olarak reform paketi açıklandı. Evet. Yakında ekonomi paketi açıklanacak. Yani Türkiye'de söylemlerde sert söylemden yumuşak söyleme doğru bir geçiş var. Bu bir mesaj aynı zamanda. Hı hı. Özellikle Türkiye ile Avrupa Birliği arasında son dönemlerde yaşanan yine bu söylem yumuşaklığı öyle gözüküyor ki Mart sonunda yapılacak Avrupa Birliği zirvesine de yansıyacak. S-400'ler konusunda ise ABD ile Türkiye arasındaki görüş ayrılığı devam edecek gibi gözüküyor. Girit önerisi reddedildi. Daha doğrusu İbrahim Kalın, Savunma Bakanı'nın yaptığı bu açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Girit modeli şu anda söz konusu değil. Yani S-400'lerin Türkiye'de konuşlandırılması şu anda hükümetin politikası ve bir çatışma süreci yaşanacak gibi gözüküyor Biden yönetimiyle S-400'ler konusunda. Çünkü Biden yönetimi S-400'lerin hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmamasını öneriyor. Şimdi bu konuda hükümet şu anda geri çekilip çatışmacı bir politikaya gitme eğiliminde. Bu nereye kadar sürer, karşılıklı tavizler nereye kadar alınır verilir, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama şu anda S-400'lerin Türkiye'den uzaklaştırılması veyahut Türkiye dışına çıkarılması öyle gözüküyor ki Türk hükümetinin arzu etmediği bir durum. Ama buna karşılık Amerikan tarafı da S-400'lerin Türkiye'de hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Bu bir ayrışma olarak önümüzdeki süreçte kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Sayın Bağcı, S-400'den söz etmişken izninizle şunu da sormak isterim. Pentagon sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell, S-400 sisteminin S-300'e göre NATO ve ABD'ye daha büyük tehdit oluşturduğunu açıklamıştı. Buna ilişkin yorumunuzu alabilir miyiz? Söylediği doğrudur. Tabii ki S-400'ler daha yeni bir teknoloji, S-500'ler daha ayrı bir teknoloji. Ama NATO'ya ne kadar tehdit olur o tabii ayrı bir tartışma konusu. Çünkü Rusya'dan Türkiye'ye bir tehdit gelmeyeceğine göre şu aşamada tehditin nereden geleceği önemli. Bir silahlanma yarışıdır sürüyor şu anda görüldüğü kadarıyla. Ama NATO'ya tehdit konusunda zannediyorum Türk hükümetinin yaklaşımı şu: biz zaten NATO üyesiyiz, yani NATO'ya karşı bu silahları kullanma gibi bir eğilimimiz söz konusu olamaz yaklaşımı var. Ve bu konuda Amerikalıların yaptığı açıklamalar
tamamıyla bir siyasi inat olarak da tanımlanabilir. Çünkü Türkiye'nin S-400'leri alması bir siyasi tavizdi Rusya'ya verilen. Şimdi Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler özellikle Orta Doğu'da tabii önümüzdeki dönemde işbirliğiyle çatışma arasında gidip gelecek olan bir sürece girdi. Türkiye burada her iki tarafı da memnun etme çabası içerisinde diye düşünüyorum. Ama teknik olarak S-400'lerin tabii teknolojisi S-300'lerden daha ileri bir teknoloji. Ama bunun NATO için ne kadar tehdit olacağı konusunda askeri bilgilere sahip olmadığım için pek fazla yorum yapamayacağım. Ama siyasi olarak bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Sayın Paycu, son olarak Suriye konusuna da izninizle çok kısa değinmek isteriz. Amerika'nın Suriye'deki yeni planından söz ediliyor evet. ve silah sevkiyatına hız verdiğini de biliyoruz. Bu evet. YPG'ye ABD desteği sürecek mi, ne dersiniz? Sürecek. En azından Amerikan politikaları çerçevesinde değerlendirme yaptığımızda böyle gözüküyor. Nedeni de şu: Amerika Birleşik Devletleri için PKK bir terör örgütü. Çünkü ABD'nin Beyaz Kitabı'nda her yıl açıklanan terör örgütleri listesinde PKK var. Ama YPG yok. YPG Amerika Birleşik Devletleri için bir terör örgütü değil. Suriye'de DAEŞ'e karşı verilen mücadelede Amerikan ordusuna yardımcı olan yerel güç olarak tanımlanıyor. O nedenle bu ayrışma çok önemli. Yani Türkiye YPG PKK'yı doğru bir şekilde bir paranın iki yüzü gibi eşit görüyor. Ve bu algı da büyük oranda doğrudur. Ama ABD için YPG'liler PKK gibi bir terör örgütü değildir ve Amerika'nın terör listesinde yoktur. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani burada iki tane farklı algılama var. Amerika Birleşik Devletleri için olan şey aynı şekilde Rusya için de öyle. Rusya için de YPG bir terör örgütü değildir ama PKK terör örgütüdür. Evet. Burada kavramların birbiriyle çatıştığı bir süreç yaşanıyor. Ama ben ABD'nin YPG'ye askeri ve ekonomik yardımı devam ettireceğini düşünüyorum. Peki Sayın Bağcı, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, saygılar sunarız. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber.